Sartosa korsanları save'inde de en son şu bastığımız elemanlar çok işe yarıyordu ya. Hatta nekrolit heykellerinden ben iki tane daha basıyormuşum abi. Nekrolit heykelleri direkt ikinci rütbeye, birinci rütbeye falan ulaşmış. Yasgüller falan da çok kuvvetliydi. Çok net hatırlıyorum. Elemanların icabına bakmıştık. Hatta ve hatta buradaki eleman bize dalar mı diye bir çekiniyorduk ama dalabileceğini pek zannetmiyorum ya. Skaven harabesine girsek tek yiyip ölür müyüz acaba? Bilmiyorum, o Skaven harabelerine girmeyi falan da deneyeceğim. Bir tane de arkada yedek ordumuz vardı değil mi? Sadakatini sağlamaya çalıştığımız. Gerçi bu yedek ordusu uyanan ölülerden falan oluşuyordu. Dur bakalım, şimdilik bir turu geçelim 2 dakikada. Kamera neden kapalı? Yemek yiyor. Kamikaze birimleri var korsanlarda, evet. Ama öyle zannettiğim gibi epik üniteler değiller. Çok ağır hareket ettiklerinden dolayı düşmana ulaşamadan şey yapabiliyorlar ya. Önceki savaşta nekrolikler 160 kill almıştı, gözlerime inanamamıştım. Acayip güzeller ya. Ama şimdi o birime ulaşana kadar acayip çile çektik bu seride. Onu da şey yapmak lazım, söylemek lazım. Buradaki eleman bize dalar mıyı, nasıl davar mı diye anladım. Olabilir. Geçenki ejderhayı hatırlıyor musun? Onlar hala denizde. Bu arada elemanlar yurtsuz kaldı. Yurtsuz kaldıklarından dolayı bizim üzerimize doğru gelecekler. Savunma savaşında adamları çok rahat perişan edebiliriz. O yüzden birazdan Tiala'da bu bize saldıran orduları savunacağım. Ama şu an kuşatma altında olduğumuz için birim basımı durdu. Muhtemelen nekrolit üretemiyoruz artık. En haşmetli ırk hangisi? Sen hangisiyle oynayabiliyorsan odur. Ama vampirler çok kuvvetli. Kertenkele adamlar da çok kuvvetli. Your prestige grows, my lord. News of your conquests. Kabir kralları sonradan açılıyor. En iyisi ol. Yok, almayayım. Almayayım. Hayır, hayır. İyi korsan olduğun zaman da şöyle bir sıkıntı oluyormuş. Denizde seni avlamaya geliyorlar. Bu orduyla da kapışacağım da şu an değil. Yani şu nekroliklerin sayısı falan bir artıya çıksın. Bir de her şey nekrolikle bitmiyor hocam. Nekroliklerin sayısı artıya çıkarken bir yandan da şu adamlar bir kendilerini onarsınlar, şey yapsınlar. Hani piyadeleri falan da kuvvetlendirelim. Anca öyle. Selamünaleyküm birader. Havan topunun menzili ne kadar? 380. Bizimkilerin menzili ne kadar? 330. Aman, havan topuyla ne kadar kill alabilir sanki ya. Ben girip şunu bir parça pinçik edeyim, ezeyim. Sonra birazcık durur dinleniriz. Çölde kalan kutup ayısı, görüşürüz. Dikkat et kendine. Furkancığım, iyi yayınlar dileyen için teşekkür ederim. Eyvallah. Dedi ve askerlerin yarısı öldü. Yok yok, bir şey olmaz. Bir de ölsünler. Bunlar zombi zaten. Zombi oldukları için rahatlıkla dirilebiliyorlar. Bak, sıkıntı çıkaracak birlikleri göstereyim. Şuradaki özel üniteler sıkıntı çıkartabilir sadece. Geri kalanları bize ulaşamazlar bile. Zaten nekrolitler dediğim gibi inanılmaz kuvvetliler. Nekrolitlerin bu kuvveti adamları uzak tutacaktır. Yasgülleri de arkadaki havan topunu almaya yollarız. Ama şimdi ormanın içerisindeyken adamlara zarar veremeyiz. Çünkü bizim nekrolitler mermi ateşlediklerinden dolayı yatay sıkmıyorlar. Hani mermi ateşliyorlar. O yüzden ormandan çıkmaları falan bizim lehimize olur. Ve şöyle birazcık kendimizi geri çekelim. Korsan topçularını 2 numaraya alalım. Ormanda gizleyelim. Piyadeleri 1 numaraya alalım. Yine ormanda gizleyelim. Lord da ormanda gizli kalsın, ne olur ne olmaz. Yasgülleri 3 numaraya alıyorum. Yasgülleri de buradan salacağım. Bu adamların hepsi gizli bu arada. Herifler bir tek nekrolikleri görüyor.
Nekrolitlerin üstüne gelsinler, halledeceğiz. Adamların havan topu var. Havan topuyla nekrolite sıksan kaç yazar ki? Savaşı bir ilerlet bakalım. Atlılar falan geliyor. Havan topunun üzerine yaz gülleri salacağım. Gir menzile. Gir menzile. Gir menzile. Bu arada zombi topçularını kesinlikle çıkarmayacağım çünkü topçular aşırtma atmıyorlar. Muhtemelen sıktıkları bütün kurşunlar ağaçlarda falan kalır. İndir. İndir abi aşağı. 4 tane nekrolit babayı tutarsın. Yaş güller arkala. Belki bir numarayı da oraya çekeriz. Hayatta kalma şansınız yok. Askerlerin perişan oluşunu izleyeceğim. Okçular geri vites. Piyadeleri vur. Piyadeleri vur. Kaçan okçulara vurmana gerek yok. Yaş günlerle mortar avlamaya gidiyoruz. Şuraya bir yere gelirlerse ne yapacağım biliyor musun? Şimdi buraya. Şimdi buraya diğer orduya. Bak bu ordu diğerlerinden birazcık daha iyi. Bunun artı 9 kılıçları falan var bunların. Birader selamun aleyküm. Şu adama bir pusu kurun. İndirin aşağı. Yaş güller atomları parçalayın. Burada lord var lord cigerim. At bunlara askıyı. Bas kendine buff'ı. Bir de sataşma buff'ını ver şu orduya. Tamam, o atlılar oradan daha da sağa çıkamaz. Birlikler öldü ya. Birlikler öldü abi. Kalanı bunlara. Yaş günlerde arkadan mortarları avlar. Oradan efendime söyleyeyim kaçan okçuları falan indirir. Bu adamların sağ kalma şansı yok ki. Lord'a yüklen. Gir bir numarayla Lord'a yüklen. İki numarayı çıkarmıyorum bile, dediğim gibi onlar tüfekçi zaten. Abi sadece nekrolitler yok etti ya. Bak retreat diye kaçıyorlar. Tamam artık kafalarına göre sıksınlar. Selamun aleyküm kardeş. Az önce bastığımın neye yaradığını bilmiyorum. Yaş güller ne yaptı? Güzel. Yaş güller de arkada leşçi leşçi dolanıyorlar. Gayet tatlı. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Öldü arkadaşlar. Elemanlar öldü. Bir de ordunun yarısını kaybedeceğim yazan vardı. Yani nerede yarısını kaybedeceksin abi? Daha mümkün. Öyle bir şey mümkün değil. Beyler lordu indirin en azından. Lordu. Tamam. Nekrolitler diğerine nişan alsın. Lordla adamları diğer lordu indirir. Şu çocukları indirin aşağı. Yaz günler de iyi kilanmıştı. Hocam kesinlikle katılıyorum. Bence de oyunun en OP birimleri. Abi 71 kill ne Allah aşkına? 71 kill, 66 kill, 16 kill, 26 kill. Kaldı ki bak bu adamların mortarı vardı. Mortar uzaktan vura vura birilerini indirdi muhtemelen. Aa cadı avcısı gelmiş bak. 32 kili cadı avcısı almış. Adamlar epik üniteleriyle alıyor. Epik ünitesiyle de bir zahmet alsın. Kim bilir kaç leveldi o eleman. Gayet iyi yani. Yaz güller falan da kil aldı. Abi zombileri sakladık. Adamları sakladık. Yani Lord 2 kil almış. Lord hiç iş yapmıyor ki. Geri çekil. Adamlar gelene kadar küt 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 indir. Teşekkür ederim Ramazan. Sağ olasın. Another victory. Ever been skagged before? Bak abi bu kaç level herifmiş? Gino. Gino'nun kaç level olduğunu göremiyorum. I have had my fill. Esirleri satabiliriz ya da sadakat kazanırız. No. Ve tecrübe kazanırız. Ganimeti paylaşırız. Not die. Paylaş ganimeti ya diğer grupla.
Kaç levelsin sen? 2 level cadı avcısı o kadar kill mi aldı gerçekten? Bunlar kendiliğinden ölecek bu arada, çünkü bunlar vatansızlar. Vatansız oldukları için bunlar ölecek, yani bir ya da iki tura ölecekler. Para da bulamıyorlar, askerler kaçıyor diyor, biz bunlara karşı niye direniyoruz? Neden büyük yaratıklara karşı savaşıyoruz? Ben bu savaşın içerisinde dahil olmak istemiyorum diye askerler orduyu bir bir terk edecek. Şu an vatansız kaldılar elemanlar. Lord'u neye bindirebiliyorsun bunda? Yengeç kılıklı bir şeye. Ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Yeni ırk mı? Evet, Sartosa korsanlarının 4. bölümü. Neden 2013? Çünkü yayına 2013 senesinde başladım. Ve benim adım soyadım alınmıştı. Samet Güngör Niki ile alamadım. Oyunda T-Rex var ama T-Rex olan ırk farklı. Bu zombi korsanlar. Yani vampir, zombi, korsan. Marshall Otachis zordur ya. Ay garibim, gene geliyor. Başka şansı yok ki, ne yapsın? Adam vatansız kaldı usta. Adam vatansız kaldı. Supply alamıyor şu an yani. Ne para buluyor, ne supply alabiliyor. Sen de mi bize dalmaya geliyorsun? Bekle, ben nekrolikleri upgrade'leyeyim. Şu herife bir tur daha dalacağım. Gemi binaları için %40. Tüm ordular için daha fazla şey. Ya da ne? İnşa maliyeti. Bu ne abi? Filo kötü etkilendi. Gemi binaları için inşa maliyeti ve süresi çok fena artıyor. Filomuzu destekle. Geriye kalan kaynaklarımızın tamamını filolara taşıdık. Yerleşim yerini destekle, filoyu destekle. Abi filoyu destekle ya. Nedar ne yaptın? Aha tamam, çürümüş Prometheus'a bin. Güzelsin. Sartosa's most infamous. Sartosa. Buna girmeme gerek yok herhalde. İndirin. İndirin elemanları. Öleniniz kalanınız olmadı değil mi? Bak ben elle oynasam bu adamlara hepsini kestirtecektim. Empty the brig. Hadi bir dal daha sadakat alalım. Güzel. Tila fraksiyonu devreden çıkarıldı. Ve birer tur içerisinde de nekrolik bilimleri geliyor. Ben buradan farelere bile geçiririm ya. Sadakati kaç? 6'ya 10. Bu abla en son ihanet edenlerden birini tutmuştu, hatırlıyorum. 2'ye upgrade'le burayı. Şimdi ben kimlerle savaştayım? Origo şövalyeleriyle. Denize inemem. Denizde tiranlar beni parçalar. Bretonyalı tüccarlarla. Bretonyalı tüccarlar nerede Allah aşkına? Sanırım şuradalar. Bir saniye. Bir ışık hüzmesi görüyor musunuz haritada? Bunun gibi değil. Görev gibi gözükmesi lazım. Bretonyalı tüccarlar nerede olur ki? Görev yeri parlamıyor galiba. Evet, görev yeri parlamıyor. Sağlık olsun. Yalnız şu Tabaro'da falan muhtemelen yine skavenler var. Yani burada yıkılmış her yerde skavenler var. Ve burada skaven yozlaşması falan artıyor sürekli. Biz burayı vampirsel yozlaşmaya çevirmek durumundayız. Belki şu heriflere de çevirip sokabilirim. Buradakiler kimler? Ork muydunuz? Cüce miydiniz siz? Neydiniz kardeş? Şu yıldız işaretli kırık burun. Orklar. Ork döveriz baba. Ork döveriz. Sıkıntı yok. Tiran'ı dövebilir miyim acaba? Misal kadim tiranlı aramda ne kadar var?
Tiran'ı ver bakayım bana bir. Abi %50'ye %50. Tiran'ı daha dövemem. Ama şu Tiran'ı pataklamayı çok fena istiyorum ya. Şu an çok fena arzuluyorum o Tiran'ı pataklamayı. Joker'cim selamlar canım. Ama gerçi hallederiz ya. Hallederiz. Neyi hallederiz biliyor musun? Ejderhaya nekroritlerin alayı nişan aldığında bu adamların şansı kalmaz. Gerçi piyadelerimiz çok kuvvetsiz. Piyadelere falan da biraz level vermek lazım. Denize inmeden evvel birazcık daha karada oyalanalım. Donar talertinde problem var. Allah Allah. Yan ekrana da bir şey çıkmıyor. Tiran'ın ordu şu an nerede zayıf kanka? Tiran'ın ordu zayıf değildir zannetmiyorum ya. Oh, kamerayı kaydırdım. Kamera açık değil ki. Dur şu alerte ben bir bakayım. Alertle alakalı bir sıkıntı mı var? Bir şey var mı yok mu bir bakayım. İki mamutu var harcar seni. Mamutun biri Lord zaten. Mamutun biri Lord'un kendisi. Ama dört tane nekrolik devin varken harcayamayabilir. Şimdi şöyle görsel bileşenler. Alert box. Ha, kendi kendine 59 lira donate atan gamers. Kendi kendine sapsonan adam. Barışalım sana 800 dukat vereceğim. Aklını alırım aklını, akıllı ol. Akıllı ol çılgın çocuk. Sonra Oh yeah. Kendi kendime 1413 kişi. Aga be 1453 olaydı keşke. İstanbul'u fethediyor gibi şey attık derdik. Başka ne test edilebilir? Bit. Oh, kendi kendime de 100 bit attım. Oğlum var ya ben böyle ufak ufak yolumu buluyorum ha. Kendi kendine bağış atmalar falan. Evet arkadaşlar şimdi Skaven sefilleriyle uğraşmak istemiyorum. Bu adamlar muhtemelen can yakan heriflerden, can yakan türden. O yüzden bunlarla uğraşmak istemiyorum. Ne yapabiliriz ki? Skavenlerle uğraşmadan orklara yönelip The Black Wolf'u alabilirim. The Black Wolf tarafını. Ama bu sefer de Skavenler güçlenecek. Yani hazır güçsüzken mi kafalarına vurmak lazım? Ne yapmak lazım? Tam ben de çözemiyorum. Boştaki şehirlere ilerlesek orada Skavenlerin zaten. Orada sıkıntı çıkartabilir. Ordu bir tur daha dinlensin. Ordu bir tur daha dinlensin abi. Sartosa'da derin muhafızlardan falan üretebiliyoruz. Derin muhafız sırıklı silahlılar. Piyade olarak bunları kullanmak en mantıklısı. Base'e bir ara bir dönüş yapar orduyu fulleriz ya. Denize inersem şu Tiran beni tutacak şimdi. Ready to swordfish. Plunder. Onun ne çirkin şeysin lan sen? My ship. I'll summon the sea father. Abi Skavenleri buradan sökmek lazım da. Bu orduyla bu elemanları sökebilir miyim bilmiyorum. Ve bilin bakalım kim tekrardan sıfırlanmak istemiyor. Ben. Ben orkların üstüne gidiyorum ya. Vazgeçtim abi ben bu turu salayım orkların üzerine gidiyorum yok. Skavenleri gözüm yemedi. Ama hakikaten öyle hocam yani fareleri ne kadar erken yenersek o kadar iyi olur ama. Bir de şimdi şöyle bir sıkıntı var ya fareler bizi yenerse. Gerçi altın nekrolitle çok zor ya. Altın nekrolitle dayak yemeyiz herhalde ama. Yani bilemiyorum. Bilemiyorum. Rulex. Babuş Civilization 5 demiş. Ama Ege yok balım. Ege'ye devam edebiliriz. Kamerayı boşuna mı aldın? Aç. Açayım. Dördüncü sıfırlanışım olur tam olarak seriyle. Yani her bölüm birer daha sıfırlanmış olurum.
Ki tekrardan sıfırlanmak hoş şeyler değil ya. Yani nekrolikler de yatavak değil aslına bakarsan. Nekrolikler güzel iş yapar ama insan ister istemez bir şey yapamıyor, tedirgin oluyor, bir güvenemiyor. Donate mesajı niye eksik gidiyor? Bilmiyorum. Belki Türkçe karakterden falan dolayıdır. Eren görüşürüz. Ege'ye mi devam edebiliriz? Ege ile oynadığımız Civilization 5 serisine. Fareler kalabalık ama döversin. Hayırlısı bakalım. Bitti. Deneyelim en azından ya. O zaman şimdi şöyle yapıyorum. Ben bu Skaven harabelerinin iyice dibine giriyorum abi. Zephyrus hocamın da dediği gibi stratejiyi nekrolikler üzerine geliştireceğiz. Nekrolikleri alacağız. Nekroliklerin önüne diğer herkesi canlı kalkan yapacağız. Ve bütün herkes nekrolikler üzerinden şey yapacak. Nekrolikler üzerinden ilerleyecek. Veba kazanı, araştırma oranı veren şey var. Sur var mı burada? Sur yoksa var ya çok rahat edeceğiz ha. Umarım sur falan yoktur. Ya yani nekrolikleri koruyacağız, halledeceğiz ya. Talha'cığım iyi bayramlar dileğin için teşekkür ederim. Hoş geldin. HSG Master hoşuna gidiyorsa ne mutlu bana paşam. Hoşuna gidiyorsa ne mutlu bana. Ya bizde genelde şöyle bir durum var. Yani hoşuna giden insan izliyor, anlıyor musun? Tam ekrana alıyor, izliyor. Arkada radyo yapıyor böyle hani. Bir yandan oyun oynuyor, bir yandan beni dinliyor. Radyo niyetine takılıyor, şey yapıyor. Genelde hoşnut olanlar izliyor. Hani hoşnut olmayan taraf böyle oyundan çıkarmaya çalışıyor. Başka bir şey geç, şunu oyna, bunu oyna falan. Darlamaya çalışıyor. Yani geneli belli. İyi bayramlar dileğin için teşekkür ederim. Ne haber Twitch? Eyvallah. Mesela ben altta FIFA oynuyorum yani. Oyun pahalı değil mi? Pahalı. Pahalı, kesinlikle pahalı. Ve her biri DLC. Şu an bizim oynadığımız ırk DLC, işte şey DLC, Nagas'ın takipçileri serisi DLC, kertenkele adamların bazı modları, dinozorları DLC. Oyun pahalı, DLC'leri de pahalı. Yani şahsen eğer bir arkadaşından falan bulup oynayabilirsen daha çok iyi olur senin için. Bir arkadaşından bul oyunu, hani ücretsiz temin edebilirsen, arkadaşın sana ödünç verebilirse öyle daha şey olur. Bana dalmayacaksın değil mi? Bu topraklardan öylesine geçiyorsun sadece. Blood and plunder. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu skavenleri bir sökmeye çalışalım. Evet, deneyeceğiz. Bir tur daha sıfırlanmak istemiyorum ya. Allah'ım yine sıfırlanmam. Umarım yine sıfırlanmam. Yine sıfırlanmak istemiyorum. Çok kötü. Yayın için OBS kullanıyorum. Open Broadcaster. Donetlerin bazıları gözükmüyor. Bazı mesajlar eksik geliyor. Bilmiyorum. Abi bu elemanların elinde gülleci falan mı var? Bir tane tribüşeleri var. Onun dışında sorun yok ya. Şimdi bak. Ana hasarı vuracak olan nekrolikler. Diğerleri şey tutacak. Diğerleri... Abi 5 tane nekrolitim var ya. 5 tane nekrolit. Her türlü döveriz. Her türlü döveriz. Yani nekrolitlerin önüne tüfekçiler sur olacak. Bunlar nasıl olsa zombi, harcanabilir birimler. Bak bir saniye şimdi. Nekroliklerin önüne bunlar sur olacak abi. Yayılabildiğin kadar yayıl. Heh. Dur. Abi siz 4 numarasınız. 4 numara gel arkaya. Gel böyle nereden gireceğiz? Şu orta kapıdan gireriz. Orta kapıdan gireriz. 2 numara al böyle öne.
Şöyle en ön sıraları al. 4 numara kapıyı tarayacak. Kapıyı falan alacak. Lord'la beraber şunlar 3 numara leşçiler. Bu leşçiler ufaktan içeri girecek. 1 numarada harcanabilir ünite ama 1 numarada şöyle bizde dursun. Şimdi bak size olayı anlatıyorum. Bu arada şu nekroliklerin ihtişamını bir tekrardan görelim. Nekrolikler hakikaten çok çok kuvvetli. Oğlum adam koluna vuruyor lan tutukluk yapıyor diye. Kalenin bugü ne kanka? Okuyamadım orasını. Kedi gibi yalanıyor mu ya lan? Ayran iyi geldi abi. Şimdi yapacağımız şeyi size açıklıyorum. En sol taraf. Şura mı? Bura mı bug'lı? Buraya girmeyeyim mi? En sol tarafta kule yok. Yani baba menzil hepsine yetiyor ya. Menzil hepsine yetiyor. Şey yapma yani. Tamam şurada kule yok da. Buraya o zaman adam çıkartırız. Gerçi buraya çıkarttırmıyordur bak. Burası yarık marık falan görüyor musun? Ya yok edilemez diyor yani. Buraya çıkarttırmıyor. Eşek gibi şuralara bir yerlere çıkacaksın. Ve buraya merdiven dayamak falan da öyle o kadar kolay değildir yani. Surlar da yine bizi yok ederler. Bir de kulelerin menzili sınırsız. O yüzden sıkıntı. Şimdi yapacağımız taktiği size açıklıyorum. Nekrolikler kapıyı kıracak. Nekrolikler kapıyı kırdıktan sonra 2 numara en önden gidecek. Hasarları yiyecek, ok atışını yiyecek. Ardından 1 numara ve 3 numara Lord'la beraber içeri girecek. Sonrasında nekrolikleri surdan içeri sokacağız. Nekrolikler içeri girdikten sonra zaten oyun bizde. Zehir atıyor zehir. Ölülere zehir atsan kaç yazar? Koçum insan mı zehirliyorsun? Hayırdır? Bize tırt insan ünitelerine mi benzettin? Nekrolikler şu kapıya doğru bir sıksın. 2 numara şöyle bir ilerlesin. 1 numara onun ardına ve 4 numara onun ardına ilerlesin. Nekrolikler birazdan yok edecek zaten. Bir de paşam hani o bug değil dememin sebebi şu. Yani şu surun şeyini görüyor musun? Menzilini görüyor musun? Surun menzilinden çıkış yok. Yani buradaki çok rahatlıkla şuralara vurabilecek yani. Çok bir şey olmayacak bize. Alternatifi olmayacak. Nekrolitler kapıya sıkacak menzile gelemediler mi? Bu arada surları da 2 dakikada yıktırırız nekrolitlere ya. Şuna baksana abi. Kapının hasarı %34, %44 oldu direkt. Blue Blue ne yaptın canım Samet'im demiş. İyiyim balım ne yapayım? Gördüğün gibi oyun devam. Abi kapı açıldı birazdan. Surları parçalatırız nekrolitlere. Ondan sonrası bizde. Free Company! Kapı kırıldı. Yok 4 numara öyle değil, öyle değil. 4 numarayı içeri alabilir miyiz acaba ya? 2 numara şöyle şunu bir tara. Atom yedik. Atom yedik. Atom artı parçacıklarımıza kadar sövdüler. Atom yedik. Atom yedim sol yanımdan. Arkadaşlar atom yedim. Birader nereye gidiyorsun? Yürü yürü içeri gir içeri. İçeri gir içeri. Baş berası fareler ya. Tam adamları surun üzerinde de indiriyoruz da. Şu zehircileri falan mı bir indirsek ya? Estağfurullah, estağfurullah Blue Blue. Sıkıntı değil. Yani hepimizin zevki farklıdır. Çok önemli değil. Kafana göre takıl, rahatına bak. Matanya'nın 19. ayı. Selam Bubuş, herkese iyi bayramlar demiş. İyi bayramlar Matanya. Çok teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Abi şu kapıyı bir komple mi kırsak acaba ya?
Ananını al yani artık ama. Yeter ya, abartmadın mı? Bence abarttın ya. İçeri girer misin? Bunlar bizi araya almaya çalışıyor lan. Yürü. Gir içeri. Çok garip bir film buldum. Adı Olur Ayak. Olur Ayak. Abi şu büyücüyü indirin çabuk. Büyücüyü indirin. Vallahi halimiz vahim yoksa. Lan yürü yürü. Ya muharebe moduna gir ve içeri yürü abi. Sizin ateş etmenizi istemiyorum. Şu birimler şuraya bir gelsin. Abi bu fareler ne illetli şeylermiş ya. O büyü kullanıcısı burada. Kalenin içinde şu lord. Lord'un ölmesi lazım. Ya lütfen öldürebilir miyiz elemanı? Ayıp olmazsa. Ya kapıdan adam geçmiyor mu? İlerletsenize şu adamları. Ya kapının ağzına yeni düşman birimleri falan getirdiler. Allah'ım yarabbim sen sabır ver. Lord kullan o kaçan değil, tamam. Tamam, içeri girsin bir elemanlar, devler içeri girsin. Tamam baba, devler halledecek ya, devler halledecek. Surların içinde adamların menzilinin falan bir önemi de yok. Ağzımıza tükürdünüz lan. Abi lütfen özellikle Lord'u indirin. Nerede Lord? Ne olur özellikle Lord'u indirin abi. Lord'u indirmeniz kesinlikle önemli çünkü bu dal yaprak büyü kullanıp duruyor ve büyü kullandıkça bizim de yavaş yavaş tükümüz içine kaçıyor. Lütfen. Öldü mü? Tamam, bizim nekrolikler burayı tek de temizler de. Abi devler içeri gidin, içeri. Devler içeri girin. İki numara hem bireysel dal hem koştura koştura dal, tamam. Beyler lord öldü mü? Düşman lordu. Öldü mü, yaralandı mı, kaçtı mı? Kaçtıysa nereye, öldüyse nerede? Manco'yu indir, Manco'yu. Üç numara şuraya doğru ilerle. Birader şu surun yukarısındaki adama bir ateş eder misin? Surun yukarısına sık. Surun yukarısına sık. Güzelsin, güzelsin. Güzelsin, surun üzerindekileri de avlayacağız. Tamam, adamların şeyi bitti, bize can geldi abi. Adamların büyücü gitti, bize can geldi yemin ediyorum ya. Atom bombası attı oğlum herif. Baba şunu zımbala. Şunu zımbala ve buraya ilerle Lord. Zımbala ve buraya ilerle. Çevikliğini falan da kullan. Sataşma yeteneğini de kullan. Koş buraya. Koş buraya, indir onu. Necrolich şunu bir indir. Kardeş sen de şunu bir indir. Birader sen de şunu bir indir. Hatta bir saniye. 4 numaraya komple, 3 numara buna dal. 4 numaraya komple şu yukarıyı tarattıracağım. Kapıya tam vuramıyorum. Kapıya tam vurabilsem yok ettireceğim de. Abi bir tek benim adamlar hayatta kaldı zaten. Şunlar hayatta kaldı, bir de leş yiyenler. Leş yiyenlerin birinde 112 kill var. 112. Kovala şunları.
Lord'un oraya git, puan kas. Bu arada terbiye aldım artık, zenci yok. Direkt 5 kişi var. Şaka şaka, bu arada yayın daha ne kadar devam eder bilmiyorum. Devam eder. Tamam, şu mekanı alın da artık fareler dağılsın ya. Bardağın dolu tarafını görelim. Skavenler burada kill kasıyor. Şey, skavenler diyorum. Nekrolikler burada kill kasıyor. Abi bekle, 4x hızda. Asla salmıyorsun herifleri. Neyse, alacaklarını almışlardır zaten ya. Abi Pyrrhus zaferi. Bikaos. Atom. Atom attı. 420 adamın 420'si de atomu öldü. Atom yediğimizden öldü herifler. Şuna bak. Biri 82 kill, biri 116 kill, biri 72 kill. 102 kill var nekroliklerin birinde. Birinde 48, birinde 60. Birinde 65, birinde 52. Şu adamlardan basacağız abi. Düz piyade basmayacağız ya. Şu adamlardan basacağız. Daha kaliteli piyadeler falan basacağız. Halledeceğiz yani. Teşekkür ederim Bozgun Gaming. Evet evet evet, Detroit 20 TL'ye Epic Games'e çıkıyormuş. Ne zaman çıkar bilmiyorum ama çıktığında gerçekten 20 TL'ye çok çok değecek bir oyun. Ki ben enayisi onu PlayStation 4 için 400 liraya aldığımı düşünürsek, yani 20 liraya çok çok iyi zaman geçirirsin diye düşünüyorum. Abi talan edip gelecek tur dönsen çok riskli olur mu ya? Dönme şansın var da bana lütfen. Hah. Eyvallah. Dön ve işgal et. Güzel. Güzel. Parayı da aldık en azından. Skaven'ler abisi emniyete alındı. Şimdi arkadaşlar, bu Skaven'ler bitmedi. Tamam eyvallah. Burası heriflerin base'iydi falan ama. Bu Skaven'ler bitmedi arkadaşlar. Bunlardan daha gelecek. Mutant. Ver ver. Mutant özelliğini aldı. Adamın özelliğe bak. Mutant. Can puanı falan artsın. Buraya bina, zıpkın ya da köpek balığı testeresi falan. Yok, sağ ol. Gemide çok fazla ünite basılabiliyor zaten ya. Acaba gemiye mi piyade alsam? Skavener abilerini şöyle bir... Dur, yıkma. Yukarıyı bir tamir et. Buraya başka ne basılır? Hareket hızı bastık, şey bastık, dev basacak yeri bastık. Piyadeleri de gemiden basalım, her şeyi gemiden basalım abi. Ya da top ocağı basalım işte, 11 nüfus yapıp top ocağı basalım. Gelecek tur topçu basalım, aynen öyle. Bir de ben biraz asker basmak istiyorum müsaadenizle. Şu elemanlar falan tamam, iyiler, hoşlar. Sirenler, bu sirenler nedir bilmiyorum yalnız. Küreselden adam almayacağım ayrıca. Yerelden sadece zombi korsan tayfası basabiliyorum. Zombi korsan tayfa basmayacağım. Ya bu adamların böyle bir aslında kendini bir onarması lazım da. Neyse. Evet, piyade basamıyorum. Koskoca gemide piyade basacak şey yok arkadaşlar. Neyse, biz de full menzilli takılırız ya. Öndeki birkaç tane gul yabani yeter. Birader, şimdilik buraya bir şey var. Asayiş falan var. Yalnız Miraglino falan boşta. Admiral of the fleet. Şöyle bir vaziyeti marşa al. İlerle bakalım. Yalnız bunun sadakati 5. 6 idi, bu düşüyor. Şu Miraglino'da da adam bulunsun. Sıkıntı olabilir ilerleyen vadelerde. Sartosa base'i full. Topçu da buradan basılıyor. Oğlum topçu buradan basılıyorsa ben hiç o zaman topçu basmaya şey yapmayayım. Ta eşeğin örekesine buraya bina dikmeyeyim. Bir ara bir eve uğrayalım, fulleyelim her şeyi ya. Hakan'cım hoş geldin canım. Aleyküm selam. Estağfurullah, estağfurullah. Sıkıntı yok, buluyor buluyor. Eyvallah. Desteğin için teşekkür ederim. Dota'yı sal, Warhammer geç. Pardon, yanlış oldu. Olur arada, olur. O son attığım video ne öyle bilmiyorum. Beyin eriten patates eden bir oyun.
Vallahi ne konusunu anladım, ne amacını anladım. Öyle boş boş oynadım. Biri aşağı atlıyor. Hepsi hep beraber aşağı atlıyor. Kara delikten geçiyorlar. Benim bağırsağım gibi kalın bir yerden geçiyorlar böyle. Geleceğim kadar karanlık köprülere giriyorlar falan. Ve ben drop yiyorum. Arada oluyor bu tarz şeyler. Ozan hoş geldin. Sağ olasın. İyilik, sağlık. Sende ne var ne yok. Discord'da yok oldu Samet abi. Discord'u kapattım kanka. Yok yok, oyunda hiçbir şey yok gerçekten. Allah'ım nihayet tur geçti. Ayaklanın, birimlere zayiat ikmali, tamam. Gir buraya. Abi buraya birazcık daha adam spamleyebilir miyiz? En azından asayişi sağlasın yani, savaşması için değil de asayişi sağlaması için şey yapıyorum. Ben zıpkın basayım ya. Zıpkın 5 olduğunda ne oluyor ki? Her tur 20 şöhret puanı falan kazanılıyor. Ama benim çok fazla kötü şöhret puanı kasmamam lazım. Çok fazla şöhret puanı kasarsam adamlar başıma takılıyor. Vampirlik yozlaşması ve birimlerin bakım maliyeti düşüşünü alayım. Bu arada orduyu toparlamak için de ölülerden faydalanayım. Ölüleri canlandırayım. En güzeli ölüleri canlandırmak abi. Ölüleri canlandırmak hem ucuz hem iyi. Şuradan 5 tane ölüyü canlandır. Güzel. Hem ekonomiyi açmadık hem şey yapmadık. Hem de buradan ne yapacağım? Skaven harabeleri bir kendini toparlasın. Direkt buradan Tobaro'ya gideceğim. Bak buralar komple şeylerin, skavenlerin. Estalya mekanı falan skavenlerin. Burada şu ileride bir yerlerde şeyler var. Bretonyalılar var. Elfler melfler de buralardaydı yanlış hatırlamıyorsam ya. Şu yukarısı Norska zaten. Burası Norska kabileleri. Şuradan ilerlediğinde cüceler var. Şu dağlar cücelere ait. Burada orklar var. Kırgıbayır orkları falan var böyle buralarda. Şuralarda cüceler. Buralarda insan kabileleri var. İmparatorluk falan var şurada. Hatta tam şu kısımda bir yerde imparatorluğun başkenti. Sisi nasıl yok ediyorsun? Gidip gezerek. Gidip gezdiğinde sis yok oluyor. Ya o bölgeyi adamının açması gerekiyor. Öyle beleşe oyun sana vermiyor maalesef. Abi vampir yozlaşması alalım ulusaldan. Ve şöyle bir senin sadakatin niye 5'te kaldı ya? 5 sadakate de seni hiçbir yere alamıyorum ki. 5 sadakate mi 5 levele mi? Level senin daha levelin 2. Oho. Bu adamlar level alacak da. Şimdi şöyle Mojinoloxin, bu yozlaşmalar şu şekilde: eğer senin şehrinde senin türüne ait olmayan birilerine ait bir türe ait daha fazla kültürel varlık varsa, yani yozlaşma varsa, şöyle sorunlar yaşıyorsun. Öncelikle ordun dışarı çıktığında muhakkak eksi yer. Yani o bölge ona verimsiz hale gelir. Vampir, eğer ben vampirim, vampir olmama rağmen eğer ki skavenler benim bölgeme daha çok yayılırlarsa ben eksi yemeye başlarım. Ordumu dışarıda rahat rahat dolandıramam. Sürekli eksi yer ordum. İkincisi, asayiş düşüklüğüne sebebiyet verir. Sürekli isyan çıkma riski artar o bölgede. Orada adam bırakmak zorunda kalırsın, çok fena can sıkar. Asayiş riski ve askeri de eksilme. Bildiğim kadarıyla yan etkileri bunlar. Evet, şehri almamız kesinlikle iyi oldu ya. Ve skavenlerin ana kenti gittiği için bu adamlarda pek can kalmadı. Şimdi ana kentindeki eleman baya baya kuvvetliydi böyle. Sınır prenslikleri geldi arkadaşlar bu arada. Biz sınır prenslikleriyle savaştayız. Dikkatli olmamız lazım. Hemen dibimizde sınır prensleri var. Belki ikinci orduyla bir oraları ziyaret edebiliriz. Tam emin değilim ama sınır prenslikleri sıkıntı. Zomboid oynadık bir yayın.
Bu oyunda hiç isyan yok mu? Var, elbette var. İsyan ediyorlar işte. İsyan çıkıyor yani. Asayiş düşüyor. Asayiş düşerse isyan çıkar. İsyan çıkarsa yeni ordu kurulur. Amanar saldırıyor. Ya Amanar bana saldıramaz ya. Buranın da korumasını yeni sağladık. Luisiniye'ye gidebilirler. Ama gidemesinler. Ben buraya bir zombi gözlük kulesi basayım. Luisiniye'ye gidip orayı alabilirler. Başka da bir şey yapamazlar. Ben buraları zaten çünkü sıklıkla koruyorum. Şöyle buraların puanını da arttıralım. Şunun son kademesi ne kadar altın istiyor? 10.000 mi istiyor? Aga be. Nereden bulacağım ben 10.000'i? Birimlerim hazır mı? Aslında birimlerim savaşmaya hazır. Şu Tabaro'yu alabilirim. Kaldı ki zaten Skaven'lar burada çok iyi değiller. Ama eksi yiyoruz burada. Çünkü burası komple Skaven'lerin. Yani ben orduyu buradan çıkardığım an babalara geliriz. Askeri varlığım burada zaten 20 asayiş sağlıyor. Askeri buradan çektiğim an eksi 33 asayiş yiyeceğim. Yani bizim burayı bir an önce vampirleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir an evvel vampirleştirmemiz gerekiyor hem de. Peki sen şöyle bir ilerlesen. Tamam, sakin ol. Sakin ol. İnsanların ordusu o kadar kuvvetli değil ama sen yine de sakin kal. Çekil ormanın içine. Azin'i arayabilirsin burada. Başarısız olundu. Normal vaziyette dur. Pusu falan attıracaktım da pusu atamaz. Abi fetihlere devam etmeyi çok isterdim ama Skaven harabesinden dışarı çıkma şansımız yok. Yani en az bir 5-10 tur o harabeyi adam etmemiz gerekiyor. 3 hero var. Bir şey olmaz. Canı sağ olsun dostum. Chat'e gelip selam vermen yeter. Eyvallah. Yani durumun yoksa subs olmana gerek yok. Eyvallah. Olur, onu da oynarız. Kertenkele adamları bitirirsek yakın tarihte diğerlerine de başlarız. Çok önemli değil. Garnizon binası yapıyorum da asayiş veren bina falan yapmak lazım oralara ağırlıklı olarak. Oyunun müziklerine bayılıyorum bu arada ya. Harbiden çok iyi oyunun müzikleri. Bir de bu kadar çok drop yemeyeydik iyiydi be. Başka hangi ırkla oynamayı düşünüyorum? Şu anlık aklımda bir şey yok yani. Kertenkele adamlar ve vampir korsanlar bittikten sonra ya kertenkele adamlar bittikten sonra bakarız bir şeyler yaparız. Fare adamlarla hiç oynamadım mesela. Belki fare adamlar olabilir. Bilmiyorum öyle kolay kolay bitmiyor seriler. O yüzden pek sıkıntı olmuyor. Aa, selamun aleyküm. Bizim seninle saldırmazlık anlaşmamız var. Buradan yürüme yalnız yiğidim. Buradan yürürsen eksi yersin. Buranın vampir yozlaşması var. Parayı biriktir. 10.000'e şu gemi dümenini besleyeceğiz ve artı 8 vampir yozlaşması ile geleceğiz buraya. Artı 8 vampir yozlaşması da bayağı sağlam yargı dağıtacak. Ünitelerin falan iyi durumda zaten. Burada vampirsel yozlaşma yok. Skaven yozlaşmasını da düşürüyorlar. Abi ben ne olur ne olmaz base'de bekleyeyim ya. Ben base'de bekliyorum Ork kardeş, sana kolay gelsin. Yani umarım adamların icabına bakabilirsin. Hala eksi 5 ya. Bir an evvel 10.000 gold yapıp o Skaven harabesindeki vampirlik yozlaşmasını yükseltmem lazım. Burası %100 Skaven'lara aitti ki mutlaka isyan çıkacak. O çıkan isyanı bastırmamız lazım. Abraham Sharkbrook 2 lira göndermiş. İlk bağışım demiş. Dostum desteğin için teşekkür ederim. Eyvallah. Umarım yayında keyif almaya ve güzel zaman geçirmeye devam edersin.
Salkot hiç sıkıntı yok. Gelip selam vermen yeter. Aa, evet, biliyorum, biliyorum. Yani hazinelerden para kazanıldığını biliyorum ve hani hazine haritalarının işaretli olduğunu da biliyorum ama göstereceğim. Şu tur atlasını göstereceğim. Denizde bir tane tiran var. O tiran kardeşte çok fazla mücadele edemiyorum. Oynadığım karakter Hatun. Şeyle çok fazla mücadele edemiyorum. O tiranla ejderhası ve mamutları falan var ve kuvvetli levelleri falan çok yüksek. Belki şu anki halimle alırım ama çok ciddi sıkıntı olacağından dolayı pek bulaşmak istemiyorum açıkçası. Öyle bir durum söz konusu ne yazık ki. O yüzden denize açılıp hazine aramıyorum, arayamıyorum. Bir de ele geçirdiğim topraklar da hani şu Skaven Harabesi ve Miraglino tarafları falan da sürekli isyan yeme peşinde. O isyanları durdurabilmek için orduyu kıpırdayatamıyorum. Maalesef şu sıra birazcık AFK senaryo. Blue, bir ara Stoneheart oynasana demiş. Olabilir aslında, güzel olabilir. Ve Eren de yayında yine gönlümün efendisi demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Çok güzel. Zorlu topraklarda iş yaptığı için bu kadın artı iki asayiş almaya da hak kazandı. Bu da ordu topluyor deli divane. Topla topla. Şunu son kademeye upgrade'leyeyim, ondan sonra ne bok yiyorsan ya. Tamam, benim adamlarım burada iyi durumda zaten. Bu isyan kaçınılmaz bu arada ha. Ha yok, isyan kaçınılmazdı, durdu. Seri tur alıp vampir yozlaşmasını arttıracağız ya. Vampir yozlaşması %50'nin üstüne çıktığında rahat edeceğiz. Barış abim, aleyküm selam, hoş geldin. Senin de bayramın mübarek olsun. Sağ olasın. O tiranların DLC'si var mı bilmiyorum. Tiranlar oynanabilir karakter mi? Evet, adamlar Taboro'ya yerleşti arkadaşlar. Belki de yemliyordu ya. Hani ben Tabaro'ya geldiğimde gelip Skaven Harabesi'ni alacaktı. Sonuçta Skaven Harabeleri başkentleri elemanların. Başkentleri olduğundan dolayı muhakkak geleceklerdir oraya. Tiella'da nüfus fazlalığı. Güzel. Farelere niye dalmayalım ki? Haşerelerden bir şey olmaz ya. Atom bombasıları var da. Atom bombaları devlere vuramıyor zaten. Devler arkadan avlıyor bunları. Vuruyor vuruyor kaçıyor. Vuruyor vuruyor kaçıyor. Çok bir dert olmuyor yani. Orklarla da savaş halinde değildim. Sınır prenslikleri falan benimle savaş halinde. Çok bir sıkıntı olmaz. Atomu yiyince bağırıyorsun ama. Oğlum adamlar atom bombası attı. Nasıl sakin kalayım ki? Gerçi bir daha atom atamazlar ya. Ya başkentleri çok gelişmişti. Muhtemelen o binadan dolayı bonus aldılar. Tekrardan atom atabilecek güce sahip olabileceklerini zannetmiyorum. Güzel. Artı iki asayiş buradan geldi. Asayişi artıladık nihayet. Ve şöyle vampir yozlaşmasını da aldım. Bu sayede bu bölgedeki vampir yozlaşmasını daha da hızlı arttıracağım. Buranın yerel halkını çok daha hızlı asimile edeceğim. Hatta normalinden iki kat daha hızlı asimile edeceğiz. O da güzel olacak. Tamam, hanımefendi yetenek kazanmış. Fazladan mühimmatı da olabilir. Uğur kurtarışı da alabilir. Büyücü yapalım mı bunu? Ne hekin yakarışı. Birazcık büyücü vampir yapalım ya. Hiç büyücü vampir yapmadık. Abi ben bu harabeyi nasıl olsa döner tekrar önlem altına alırım ya. Şu tabu oraya bir gidip dalmak istiyorum nedense. Normalde icaplarına bakarım da. İçeride zaten hem büyü kullanıcısı var hem lord var. İkisiyle beraber dalmam. İkisiyle beraber dalmam abi. Şehrin uzağına kaçacağım. Şurada bir hazine arasana. Hazine abi başarısız oldu. Tamam. You might be right. I'll summon the... Şehirden destek alamasın bana yeter ya. Hem şehirdeki büyücüyle hem ötekiyle uğraşamam abi, yok. Şehirdeki büyücü zaten tekliyor beni.
Garnizon binaları yap ve yükselt lütfen. Tamam, aklımda, aklımda. Yapıyorum. Diğer seride bol bol yaptım zaten. Şu an param yok ki bina basayım. Sen büyücü yapamıyorsun abi. Yapacağız işte ya. Yapacağız işte. Acelemiz mi var? Arkadaşlar arkada tur geçe dursun. Ben de şu son attığım beyin yakan patates oyunu, beyin patates eden oyunu bir şeye alayım. Kanalın fragmanını alayım. Evet, bayram olduğu belli oluyor gerçekten ya. Sınır prensleri de gelse, orklar da gelse ben onları kesebileceğime inanıyorum ya. Bence ikisini de kesebiliriz yani. İkisiyle de herhangi bir problem yaşayacağımız, herhangi bir zorluk yaşayacağımız zannetmiyorum. Aa, lol reklamı. Tam tur geçimi 2 dakika falan sürüyor abi. Şu tur geçiminin yavaşlığına baksana. Tam 2 dakika falan sürüyor ya. Siyah arkanı büyücü oynamayıp bunu büyücü yapıyorsun. Ya ne yapalım kanka, o seride de öyle yaptık. Ama yani şimdi yiğit öldür hakkını yeme. Allah aşkına güzel savaşmadın mı o serinin son bölümünde? İzledin mi hiç son bölümünü? Yargı dağıttık. Yargı yargı. 10 numaraydı 10 bölümü. Acı bir şey olmaz. Hallederiz. Ölürsek de ölürüz. Önemli değil. Sıfırlanırız. Tekrar başlarız. Ben bütün serilerde zaten alışığım. Sürekli sıfırlanıyorum. Sıfırlandıktan sonra tekrar başlıyorum. Sefere hareket menzili verelim. Harabeye mi girsek ya? Dur harabeye gir de bir miktar. Şundan bir kurtulalım. %4 mü? Gemi onlanmadı mı? Hareket ettiğim için onlanmadı galiba. Stratejik konum. Skavenler için özel önem taşıyor. Bu kaynak özel bir bina zincirine sahip. Onu nasıl açacağız peki? Şu binayı yık. Buradan korsan morsan basmak sana fayda getirmez. Daha fazla dağdan basmayalım, zaten açız. TR Furkan 05 iyi savaşlar babuş demiş. Paşa pek savaştığımız söylenemez. Genelde arkacı oynuyoruz ya. Arkadan gelen dev kıçımızı kurtardı son bölümde. Evet. Kemik devi. Kemik devi falan bayağı iyiydi. Kanka bayramda sıfır para kazandım da. Şeker yedim ya bir parça. Şeker yedim bir parça. Ya ben Malatya'yı direkt banladım ya, Malatya 2005'i. Daha doğrusu permalamadım. Timeout attım. Abi bak 50 defa anlattım. 51. defa anlatayım. Arkadaşlar sizin bu izledikleriniz bir seri. Siz oyunda zorluk arıyor olabilirsiniz ama insanlar akıcı oynanış arıyor. Bak mesela bu zor bir senaryo, tamam mı? Sartosa korsanları zor oynanan bir oyun ve ben her tur geçtim de 2 dakika 3 dakika kaybediyoruz. Yani anlayacağınız, ben bu oyunları zor modda açıp oynarsam hani ya ben oyunu zorda oynayıp kendi egomu tatmin etmeye ihtiyaç duymuyorum, anladın mı? Ben oyunu iyi oynadığımda ben tatmin olmuyorum. Ben bu oyunları zorda açıp oynarsam adamlara gösterdiğim 2 dakikalık aksiyon sahnesi 50. dakikanın sonuna ertelenecek, anladın mı? Sinematik zevk için kolayda oynuyorum. Tekrar oyunun zorluk derecesiyle alakalı bir şey söyleyen olursa kanaldan süresiz uzaklaştıracağım, bilgisi olsun. Harbiden artık kabak tadı vermeye başladınız. Yani ne bileyim arkadaş, balık yağı yiyin birader bak. Diyorum ya. Balık yağı yiyin amına koyun. Bunu bugün 5. 6. kez anlatıyorum ve siz delisiniz abi. Ruh hastasınızsınız bak. Çok samimi söylüyorum. Siz delisiniz abi. Yani ruh hastasısınız yani. Net ruh hastasısınız. Adam böyle izlediği oyunun keyfine varmıyor da kolayda oynuyor amına koyun. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Ben burada oyuncuyum diye artist deniyor mu birader? İzlesene ya. İzle. İzle, zevk alıyorsan izle, almıyorsan siktir git ya.
Vallahi sinir hastası olacağım ya. O bayram da geldi. Çoluk çocuk evde ya şimdi. Al başına belayı. Akıllısı beni bulmaz, delisi götümden ayrılmaz. Şu korkunç amiralleri falan açabilirmişiz bir yandan ya. Yasgüller için hücum bonusu mu? Ben bunu alırım. Ben bunu alırım. Ben Yasgül birimi kullanıyorum zaten. Kanka nasıl triggerlanmayayım ya? Nasıl triggerlanmayayım ya? Allah aşkına nasıl triggerlanmayayım? Yani sürekli bir bır 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 bır. Bak yemin ediyorum sana. Benim kuzenim var abi. Okul öncesi öğretmenliği okudu kız. Anaokulundaki çocuklara ders veriyor. Bak Kur'an nimet çarpsın. Anaokulundaki bebelere eğitim verebiliyorsun. Bunlara veremiyorsun abi. Bunlar yok. Bunlar da sıfır gelişme. Bunlar da sıfır gelişme yani. Hani okul öncesi öğretmenlik, anaokulu çocukları falan bunlardan akıllı. Bu bebeler bilmiyorum ya. Bunlar bir ayrı garip yani. Geliyor öyle sakatlar. Diğer Lord'un sadakati mi düştü? Neden? Bak orada bu arada bir iki tane skaven birimi falan var ha. Ben bu orduyu ileri götürdüğüm an bana bir pusu atacaklar, bir şeyler yapacaklar. Şuralarda bir şeyler yapacaklar. Niye sadakati düştü? Para falan mı vermem lazım? Yo, oyunda iki haritayı birden oynamak zorunda değilsin. Tek haritada oynayabiliyorsun. Ya iki harita birden bence daha eğlenceli ya. Ne bileyim, tek harita sıkmaz mı bir süreden sonra? Öyle yapıyorlar Ender ya, ne yapalım? Öyle yapıyorlar. Madem diyor bu adam triggerlanıyor biz de devam edelim diyor. Yoruldum ya yoruldum vallahi yoruldum. Adam diyor ki 1000 saat EU4'ü var herif hala kolay zorluk derecesinde oynuyor diyor. Ya abi birazcık yani şu kafa yapısından çıkın, herkes sizin gibi olmak zorunda değil. Yani senin hayattaki tek vasfın o oyunu oynayıp o oyunda bir yerlere gelmek olabilir ama ben şov adamıyım. Yani şu an yayını kaç kişi izliyor bilmiyorum ama YouTube'da gerçekten çok güzel bir takip eden kitle var. YouTube'da fazla fazla takip eden adam var, anladın mı? YouTube'da çok fazla adam izliyor ve bu adamlara akıcı bir şey sunmak zorundasın. Yani Allah başka dert vermesin ya. Ya versin de gerçi. Ya dilerim yani en beterlerini yaşarsınız her şeyin de. Versin de yani derdinizi sikeyim be birader. Oyunlu kolay da oynuyormuş, şey de oynuyormuş. Ay vallahi tadım kaçtı ya. Neyse. Arkadaşlar bana müsaade, ben save alıp salıyorum, milletin anasına bacısına sövmeden defolayım gideyim ya. Yok çok sinirlendirdiler gerçekten, bayram bayram. Lüzumsuz insan müsveddeleri. Şu Lord'un şeyi niye düştü? Sadakati. Savaşmadığından dolayı mı? Lord'un terhisi isyana sebep olacak. Savaş sonrası ganimetleri paylaşarak Lord'un başlangıçta verilen eğilimini gerçekleştirerek yükselt. Senin ben sadakatini nasıl yükselteceğim? Oo, sadakati düştüğü için eyaletin asayişini falan aşağı çekiyor bu. Buna savaştırıp ganimeti paylaştırmam lazım. Abi ikinci ordu bize göre değildi ya. İkinci ordu yapmayacaktık abi. Şimdi buradan ben sınır prensliklerine gitsem. Bu sınır prenslikleriyle bir savaş halindeydik galiba. Kimlerle savaş halindeyiz? Skyre klanı ile savaş halindeyiz. Çalkantı Körfezi ile savaş halindeyiz ki o da Tiala denizinde dolaşıp dolaşıp duruyor. Bretanyalı tüccarlarla savaş halindeyiz. Onlar da burada bir yerde. Onlar da şurada. Kadim Tiran arkanızdayken ben sizin oraya nasıl geleceğim peki? Tiran var orada. Nasıl geleceğim ben bu adamların arkasına? Herifler bir level aslında yani. Görevi tamamlamak lazım da. Şuna yakalanma riski var. Orklara da alsam başıma ne iş gelir? Ha,
Benim bu adama sadakat kasmanın bir yolunu bulmam lazım. Yo, SSD'im yok. Abi savaştan sonra pay vereyim de savaş yapmıyoruz ki. Mecbur AFK oturuyoruz. Peki. Sormak istediğim ikinci bir soru cümlesi. Bu ne işe yarıyor? Asayiş veriyor. Güzel. Bu binayı sevdim. Bu bina para veriyor. Güzel. Bu binayı da sevdim. Bu bina topçu veriyor. Bu binayı da sevdim. Topçu çetelerinin olduğu binayı falan da sevdim. Tamam. Buradaki binaları genel olarak sevdim. Peki bir şey soracağım. Ben buradaki orduyu yakınıma çeksem ve isyan ederse yakınımda isyan etse. Hani orduları terhis edeyim. Tamam mı? Orduları terhis edeyim. Bu lavuk isyan etsin. Bu isyan ettikten sonra ben şuradaki orduyla onu parçalayayım. Ama bu sefer de yine savunmasız kalacağım. Neyse ya, ben save'i aldıydım, salalım ufaktan. Merhabalar Atilla, hoş geldin. Blue abi, neden bağışını okumadın ki? Ben öylesine demiştim. Eğer yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim. Estağfurullah. Kanka yok, sen yanlış bir şey söylememişsin. Benim gözümden kaçmış, kusura bakma. İyilik Kızılkurt ya, sağ olasın. Sende ne var ne yok? Tam 63. turda kaydetmişim. Tamam, yeterli ya. Kertenkele adamlar güzel devam ediyor en azından. Yeni bir şeylere oynarken alışmak zor oluyor ya.